Bu açıklamalar çok konuşulacak. Memiş Hoca Ramazan ayında televizyon ekranlarına çıkan ilahiyat profesörlerini neden eleştiri bombardımanına tuttu? Onlar da dini kullanıyor. Onlar da dini çıkar amaçlı kullanıyor. Neden? Kitap yazsınlar, para kazansınlar. Az sonra. Ramazan ayında nelere dikkat etmeliyiz? Duş yapmak, denize girmek ve diş fırçalamak orucu bozar mı? Şimdi bu soruların yanıtlarını Memiş Hoca'dan alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde 11 ayın sultanı Ramazan ayı münasebetiyle Memiş Hoca'yı ziyaret ettik. Oruçlu olurken insan daha huşu oluyor, daha böyle humanist oluyor. Biz hep bu huşuluğu, humanistliği sürdürelim. Şimdi Memiş Hoca Ramazan ayında dikkat edilmesi gerekenleri anlatacak bize. İbadet biliyorsunuz ki samimiyet meselesi, nasip meselesi. Burada tabii ki niyet önemli. Eğer gerçekten bir insan, ben Allah bana bunu emretti, ben Allah'ın rızası için Allah'ın emrini yerine getireceğim, namaz emrini yerine getireceğim, oruç emrini yerine getireceğim derse, ben bunu hakkıyla bir ay boyunca orucu tutacağım derse, fevkalade bunu başarır ve Allah kolaylığında verir. Memiş Hoca Ramazan ayında insanları önemli bir konuda daha uyarmayı ihmal etmiyor. Orucu namazda süsleyeceğiz, zikirle süsleyeceğiz, ibadetle süsleyeceğiz, helva sanatla süsleyeceğiz. Bu kadar basit. Her sene Ramazan ayında tartışılır durur. Neler orucu bozar, neler bozmaz diye. İşte o soruların yanıtı. Diş fırçalamak kesinlikle orucu bozar. Kesinlikle. Bununla birlikte duş yapmak. Ya ben çok terledim, bir duş yapayım, orucu bozar. Ama insan cünüp olabilir. O zaman abdest almak mecburiyetindedir, banyo yapmak mecburiyetindedir. Onun bir mahsuru yoktur. Memiş Hoca diş fırçalamak ve duş yapmanın yanı sıra denize girmenin de orucu bozacağını söylüyor. Denize girmek orucu bozar. Efendim ben oruç tutuyorum, denize giriyorum. Sakatlarsın orucunu. Elbette oruç tutmak yalnızca aç kalmak anlamına gelmiyor. İnsanın ruhen ve bedenen iradesine hakim olup kötülükten uzaklaşması gerekiyor. Memiş Hoca işte bu noktada önemli uyarıyor. Kötü düşünmeyeceksin kimseyle ilgili. Düşünmeyeceksin. Niyet var ya, niyet çok önemli. İnne melamelü bir niyet diyor Peygamber Efendimiz. Niyet çok önemlidir. Niyetleriniz çok temiz olması lazım. Humanist olacağız. Memiş Hoca'nın ilginç bir şikayeti var. Ona göre ekrana çıkan ilahiyat profesörleri kişisel reklamlarını yapma uğruna insanları yanlış bilinçlendiriyor. Vatandaş benim önümü kesiyor. Vatandaş bana hocam nedir bu rezillik diyor. Doğru. Dün akşam ekranda baktım. Yine hala birbirini ilahiyatçılar birbirini şey yapıyor. İğneliyor. Neden birbirlerine düşüyorlar? İşte bu nedir? Bu nedir? Sen daha şöhretlisin, ben şöhretliyim. Onlar da dini kullanıyor. Onlar da dini çıkar amaçlı kullanıyor. Neden? Kitap yazsınlar, para kazansınlar. Kanal Türk izleyenleri için Ramazan ayı ve oruçla ilgili önemli bilgiler veren Memiş Hoca sözlerine bakın nasıl son veriyor. Bu Ramazan-ı Şerif ayını bir fırsat olarak herkes değerlendirsin. Belki Ramazan'a herkes seneye kavuşamayabilir. Aramızdan birçok kimse göçüp gidecek. Allah herkese hayırlı uzun ömürler versin ama şu mübarek ayda herkes aile olarak birlik ve beraberlik içerisinde olsun.